Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Wow. Sezen'cim, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sezen, biliyorsunuz... Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta da Sezen Aksu'nun bir şarkısını söylemişti. Sen Ağlamayı söylemişti. Bu hafta da yine Sezen Aksu'dan bir şarkı seçmiş. Biz de adı gibi kendisini de Sezen Aksu'ya benzetmiştik ki bir şey daha duydum. Adı da zaten Sezen Aksu'dan geliyormuş. Babası... Evet, aslında benim çok ilginç bir hikayem var. Babam hep der ki sen 84 doğumlusun ama senin ismin 77'de kondu. Kendisi çok büyük bir Sezen Aksu hayranı. Ben daha doğmadan ismim konulmuş vaziyette. Ve sesimin de böyle güzel oluşu herhalde ismime bağlı. Bilemiyorum, her şey böyle sanki sırayla gelmiş gibi. Neler söyleyeceksiniz? Tevazu evladım, tevazu, tevazu. Tabii sesim ki, güzel, deyip güzel. Nereden biliyorsun sesin güzel? Ama güzel olmasa siz beni almazsınız buraya. Yok ya. Seçmezsiniz değil mi? Aa. Size güvendiğim için böyle konuştum. Çaktı, çaktı, çaktı. Biz seni sesinin güzel olduğu için değil, Sezen Aksu'ya benzediğin için aldık. Efendim, insanlar isimleriyle hani yaşarlar ya, ben de ondan yola çıkarak söyledim. Yoksa her zaman tevazu tabii ki. Estağfurullah. Bir şey daha söyleyeceğim. Geçen hafta biliyorsunuz Seyfi abi, Seyfo diyeyim ya Allah aşkına öyle. Ya boş ver, ne dersen de artık. Kısa yoldan gideyim ya. Tamer olacak herhalde. Tamer'e söyledi. Dedi ki madem diz çöktün dedi, alkış çalınırken insanların alkışını kesme, hemen kalkıp şey yapma. Bırak alkışlasınlar. Sen de insanlar tezahürat yaparken hemen mikrofona geldin. Puan alacaksın ya, şey puanı, hani mesaj. Teşekkür ederim, teşekkür, vır vır vır. Konuşma abi. Bırak insanlar tezahüratlarını yapsın. Sen sadece sen bunu yap. Doya doya. You understand? Yaşa. Bu Fransızcaydı değil mi? Ne kadar ilerlettin bu lisanını. Fransızcaydı değil mi bu? Şarkıyı çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Çok güzel söyledin. Bir iki yerde böyle bir duraklama gibi söyledim. Şarkı öyle midir dedim. Usta öyle dedi, Deniz Usta. Öyle deyince ben bir şey demedim. Yok yok öyle. Güzel, balık eti maşallah. Ne oldu, kilo alıyorsunuz gittikçe? Beyazlar da biraz. Yok şu an gösteriyor olabilir mi var acaba? Tabii tabii. Kesinlikle beyazın. Yani zayıf biri giyse, beyaz giyse... Tamam, çok zayıf değilim etli ama. Etli mi gösterir? Ya şimdi nehir giyse... Yine mi etli gösterecek etli beyaz? Etli gösterir. Biraz daha kilo. Biraz daha. Siz de balık eti beğenmiyorsunuz, zayıf beğenmiyorsunuz. Ben balık eti beğenirim ya. O kebap eti tamam beğenirim. Tamam o zaman. Yani balığı severim gerçekten. Ama kebap olsa daha iyi olur. Şimdi... Deniz'ciğim, sen de bir şeyler söyleyeceksin. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Biz... Bu halk ne yapacak bilmiyorum. Yani... hepsi çok güzel söylüyorlar. Daha ikinci hafta... Böyle son derece profesyonel, Allah aşkına fazla öyle değil mi Ahmet fazla Hocam? Büyütme. Siz seçtiniz, bilmiyorum hakikaten ya. Öyle yani. Siz seçtiniz, seçerken düşünseydiniz, hepsi birbirinden iyi. Çok büyük keyifle dinliyorum ama yarın gece kim gidecek şımartma. Gerçekten çok merak ediyorum. Daha yarışacak iki yarışmacı arkadaşımız daha var ama. Kim gidecek söyleyeyim mi? Ha. Ben gidiyorum. Allah ama isabet. Ben gidiyorum. Ben. Aman isabet. Farkındaysan bu tarafa bakmıyorum. Gözünün içine baka baka ben gidiyorum. Sevin. Niye gidiyorsun niye canım gidiyorsun? Allah Allah. Geçen hafta söylemiştim atladım. Evet. Ben kaçtım. Çünkü gurbete gittim. 3 gün 4 gündür gurbetteydim. Özledin. Gurbet elinde tek başıma kaldım. Evet. Ve karar veremedim. Şimdi birdenbire de bugün indim. İndim. Direkt buraya geldim. Şimdi iner inmez ben gelmiyorum ha deseydim. Sen Avrupa'ya da bu ceketle mi gittin? Daha üstünü değişmedin mi geldin? Daha İbrahim Bey, siz gidiyorsunuz, biz bırakmıyoruz. Gidin, bırakmıyoruz. Bırakıyor muyuz? Her hafta bunu söylüyorsunuz ama... Öyle bir şey... Orasını bilemem. Tamamen duygusal. Seyfi Bey, sözü almak ister misiniz? Şimdi tabii ki güzel olan şeyi herkes anladığı gibi bendeniz de anlayabiliyorum. Yalnız üzülürüm, bu güzel ses... Bir sene sonra birine aşık olup da sanatı bırakıp şarkıcılığı, şarkı söylemeyi bırakıp bu işi önce bırakırsa bizi, üzülürüm. Öncemizi devam bir şey etmesin. Böyle, bir dakika bir böyle, şey de, böyle bir şey böyle mi hissettiniz? Bir şey anlamadım evet. Ama olsun yani. Şimdi bakınız. Bildiğiniz bir şey mi var? Evet senin, ben de anlamadım. Şimdi böyle sesler nadir çıkıyor. Bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel okuyacak. Bu yeteneğe sahip bir insanın bu yeteneğini devam ettirmeyip
özel zevklerinden ötürü başka işler yap. Bu işi bırakırsa üzülürüm. Devam ederse mutlu olurum. Böyle bir şey mi? Çok teşekkür ederim. Yavrum her sanatçının hayatında böyle bir şey vardır. Birine aşık olur. Olur. İşini bırakır. Hepimiz oluruz. 10 sene ara verir. Hayır. Zanneder abicim, ki... Abicim ne alakası var? Üçüncü hafta vardır. Elenebilir belki. Lan nereden kanıyor orada sanki popstar bitti. Senin sesin kısılsın istemiyorum. Çünkü çok güzel bir sesin var. Ama bana beddua ettireceksin. Bırak konuşayım. Gidiyorsan eğer sen ben kalayım. Kalıyorsan ben gideyim. Eyvah eyvah. Ben gidersem... Yazı tura atalım. Hadi. Vallahi. Anam dik durur para görürsün. Yani ben bunu sanat hayatı... Şimdi bir kere vurdun çok kötü vuruyorsun. Getireceksin. Hayır. Çok ağır, elin ağır. Yavaş vur. Allah aşkına yavaş. Yeter. Aa, başlarım şimdi sana. Biz kimseyi bırakmıyoruz. Şunu anlatmak istiyorum. Çok beğendiğim sanatçılar oldu. Ancak sevdi, aşık oldu, işi bıraktı. 10 sene beraber oldu. Sonra tekrar sanatçılığa döndü. Fakat yürütemedi. Hmm. Biter. Yani bu arayı biter. Vermemek lazım. Sanatını devam ettir. Bu güzel sese yazık kesinlikle. Olur. Böyle bir şey olur diye söylemiyorum. Yani. Sen de hemen kesinlikle diyorsun. Artık çocuk da yapılıyor, kariyer de yapılıyor. Hiç merak etmeyin. Hayır, benim birlikte olduğum insan herhalde bu konuda bana çok destek olan biridir. Varmış bilinen bir şey demek ki. Garo abi, derin konulara çok fazla girmeden. Anı bize yok dedim. Ay öyle bir şey demedi İbrahim Bey. Dedi. Ay birisi de biriyle flört etti mi sen deliriyorsun. Sana ne? Sahipleni veriyor. Abiciğim burada burası flört yeri mi? Canım, burada etmiyor o da zaten. Flördü. Evinde buradan burada çıktıktan diyorum, sonra flördü. Yapıyor. Ama burada değil sen mi? De buradan çıktıktan sonra ne yapıyorsun ki? Biraz anlatsana. Eyvah. Anlatayım şimdi içeride anlatırım sana. Anlatırım ben. Hayret bir şeysin ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz birbirimizi çok sevmeye başladık ha. Çok tehlikeli. Çok bayılıyorum sana. Bayılıyorum. Benim evime gelirsen böyle kırmızı mırmızı giyme. Ne giyeceğim? Siyah giyeceğim. Böyle. Ha. Garo abi söyleyecek misiniz bir şeyler yoksa devam mı dinlemeye? Tabii söylemek isterim. Sezen, her şeyi güzel söylediğini biliyoruz. Galiba tek sorunun aşırı bir tansiyonun veyahut da bir kalp çarpıntın var galiba. Yüksek evet, tansiyon problemim var. Evet. Kızım, o tansiyonu o kapının dışında bırak. Güzel şarkı söyleyen bir insanın hiçbir şey geçirmesine hakkı yoktur. Çünkü yanımda oturan beyefendi, hanımefendi, beyefendi hayatında çok acı, tatlı, çok günler yaşamıştır. Ve her gecesini sahnedeki insanlara mutluluk vermek için söylemiştir. Doğru muyum? Kesinlikle doğru. En acı günlerinde en güzel şeyler yapmışlardır. Sen de aynı şeyi yapacaksın. İyi şarkı söyleyen bir insanın her şeyi bu kapının dışında bırakması gerekiyor. Bunu hakikaten çok güzel yapan bir insansın. Yüzün, ışığın, elektriğin o kadar güzeldir ki. Kızım, bunlar hakikaten güzel. Yarın akşam biz ağlayacağız. Buna bilin. Bunu hepimiz bilin ya. Kim gidecek? Bu sorunun cevabını Allah'tan veya bu işin kararını biz vermedik. Çok mutluyuz. Söyle. Çok teşekkür ederim. Sen bir şey söylüyorsun. Söyle. En son söylediğinizi ben duyamadım. Çok üzgünüm o yüzden. Hangisini hayatım? En son bir şey söylediğiniz onu duyamadım. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam hadi, hadi iyi sana. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyisin. Sağ olun. Yani, biz de çok teşekkür ediyoruz. Beni destekleyen herkese. Ahmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sezen için. Görüyor musun? Lafa girmiyoruz. İbrahim Bey'i dinleyerek lafa girmiyoruz. Burada alkışları yaşıyoruz Sezen'le birlikte. Ben de onun sayesinde. Sezen için oylar 29.55'e ama tabii önce Sezen'in aday numarası 110'u cep telefonlarınıza tuşlayarak sıcak odada son iki finalistimiz kaldı. Osman Tan'la birlikte. Osman Tan. Evet Nihicim, bir yanımda Aylin, bir yanımda Tamer. Ama birazdan... Sezen'in flörtü burada mı yoksa dışarıda mı? Tüm gerçekler az sonra, reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Görüşmek üzere.